pistir. İsa ve Musa peygamber ve kitaplarının asılları hak kitaptı ve onlar da Müslümandı. Müslüman olmayanlar kardeşlerimiz olamaz. Ki birlik olalım. Hristiyanlar İslam düşmanıdırlar. Mehmet Selim Polat kardeş. Mehmet Selim, Müslümanlarla Hristiyanlar birlik olacak çünkü Kur'an bunu söylüyor. Yani Kur'an'la inanman lazım. Hazreti İsa Mesih'in gelişiyle beraber, değil mi? Bütün dünyada tek din, hak din İslam oluyor. Demek ki Hristiyanlarla bir konuşulacak. Onlarla muhatap olunacak. Onlara din anlatılacak. Onlar da dini kabul edecekler. Değil mi? İnşallah. Kardeşçe, arkadaşça bir sohbet ortamı olacak. Onlar da İslam dininin güzelliğini, nezafetini, İslam'ın şefkat anlayışını, İslam'ın akla uygunluğunu görecekler ve Müslüman olacaklar. Hiç görüşmeden, konuşmadan adam Müslüman nasıl olsun? Tabii. Değil mi? Dolayısıyla Mehdi çıktığı vakit zaten La İlahe İllallah diyen Hristiyanlarla ittifak edecek. İnşallah. Dolayısıyla omuz omuza mücadelede onlar da onlarla birlikte olacaklar. Kur'an'da Cenab-ı Allah ayette diyor, siz onları diyor La İlahe İllallah'a davet edin diyor Hristiyanlara. Ve onlarla en güzel bir tartışmanın dışında tartışmayın diyor. Yani tartışmaya girmeyin. Evet. Değil mi? İnşallah. En güzel bir tartışma. Yani bu nedir? Onları La İlahe İllallah'a davet etmek. Ve onlarla yani böyle çirkin bir usul kullanmayın diyor Allah. Yanlış bir usul kullanmayın. İnşallah. La İlahe İllallah'a davet nasıl olur? Onlarla bağlantılı olur. Hiç konuşmadan nasıl yapacağız La İlahe İllallah? Değil mi? Tabii. Konuşacağız, bağlantı kuracağız. Onlarla La İlahe İllallah kardeşi olup ateizme, dinsizliğe, darwinizme, materializme karşı mücadele edeceğiz. Mehmet kardeş. Şimdi Marksistler, Leninistler, Stalinistler Hristiyanlarla Müslümanlar savaşmasını istiyor. Çünkü Marksist düşünce İslamiyet'ten nefret eder. Tabii. Allah'a karşıdır Marksizm. Haşa, Allah'a düşmandır Marksist düşünce. Şimdi Allah'ı sevenleri etkisiz hale getirmek için, Allah inancını ortadan kaldırmak için onların aklına göre Hristiyanlarla Müslümanları çatıştırmak en akılcı harekettir. Yani hiç elini sürmeden, olayın içine girmeden Hristiyanlarla Müslümanlar savaşırsa zaten Marksistlerin istediği netice hemen elde edilmiş olacak. Evet. Ve Darwinist ve materialist düşüncede elini kolunu sallayarak dünyaya hakim olmuş olacak. Ama Hristiyanlarla Müslümanlar ittifak ederse müthiş bir güç meydana geliyor. O zaman Marksist, Leninist, Stalinist, Darwinist ve materialist düşünce yok edilmiş oluyor. Tabii, inşallah. Hangisi doğru? Benim anlattığım doğru. Mehmet Selim Polat'ın dediğini yaparsak ne olur? Marksistlerin, Stalinistlerin, Darwinistlerin, materialistlerin istediği olmuş olur. Evet. Biz buna karşıyız. Bunu yapmayız. Yaptırtmayız da yani inşallah. Allah veliler edinmeyin diyordu. Siz de onu açıklamıştınız. Tabii hocam, yönetici yapmayız. Evet. İnancına uymayız. Hristiyanın inancına uymayız. Yani biz mesela kardeş, Türkiye'de de herkes herkesle kardeş, dostuz. İnsan hiç tanımadıkları insanlarla bile kardeş diyor, buyurun diyor, değil mi? Lokantada var, orada burada. Tabii. Arkadaş sohbet ediyorlar. İnançları çok farklı. Mesela bir kısmı hatta ateist oluyor. Bilmiyor mesela, komşusu var. Değil mi? Beyefendi diyor adam. Hitap ediyor, konuşuyor. Arkadaşım, kardeşim diyor. Herkesin tek tek dinini kontrol etmiyor ki. Etse bile mesela iş yerlerinde de öyle. Müdürü mesela dinsiz oluyor. Değil mi? Beyefendi de hitap ediyor. O bir hitaptır. Yani o inancını kabul etmek ayrıdır. Ahlakını kabul etmek ayrıdır. Ondan arkadaş olmak, kardeş olmak ayrıdır. Dost olmak ayrıdır. Tabii. Değil mi? İnşallah. Bizim söylediğimiz La İlahe İllallah kardeşliğidir. Mesela bir de vatan kardeşliği vardır. Değil mi? Şehir kardeşliği vardır. Hemşerin olur. Değil mi? Tabii, inşallah. İnşallah. Bunlar birbirinden ayıracak. Sonra Hristiyanlar. Hristiyanlarla Müslümanların evlenebileceğini biz Kur'an'dan anlıyoruz. Peygamberimizin fiili sünnetinden de görüyoruz. Ve sahabeler, birçok Hristiyan hanımlar evlendiler. Musevi hanımlarla evlendiler. Nasıl hitap eder hanımına? Kardeşim, dostum, canım diye hitap ettiler, değil mi? En güzel hitapta bulundular. Tabii. Ve onlarla aynı yatakta, aynı o evde, aynı ortamda yaşadılar. Ömürlerinin sonuna kadar birlikte yaşadılar.
Mehmet Selim Polat kardeşin uslubu la değil mi? Çok yanlış. Burada bu bir bağlantı yok. Peygamberimizin fiili sünnetiyle sahabelerin yaşantısıyla da bağlantısı yok. Tabii. Değil mi? Evet. Bunlara cevap veremeyeceğine göre o zaman yanlış. İnşallah. Evet. Evet. Peygamber Efendimizin sözleri var bu konuda. Uygun görürseniz okuyayım hocam. Oku Ömer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kitap ehlinin düğün yemeklerine katıldığına, hastalarını ziyaret ettiğine ve onlara ikramda bulunduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Hatta Necran Hristiyanları ziyarete geldiklerinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara abasını sermiş ve oturmalarını söylemiştir. İslamiyet'in ilk yıllarında Mekkeli müşriklerin eziyet ve baskılarına maruz kalan Müslümanların bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğüdüyle Etiyopya'daki Hristiyan kral Necaşi'ye sığınmışlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Medine'ye göç eden müminler ise Medine'de yaşayan Yahudilerle sonradan gelecek tüm nesillere örnek olacak bir arada yaşama modeli geliştirmişlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyan olan İbni Haris bin Kab ve dindaşlarına yazdırdığı anlaşma metninde şarkta ve garpta yaşayan tüm Hristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları Allah'ın, peygamberin ve tüm müminlerin himayesindedir. Hristiyanlık dini üzere yaşayanlardan hiç kimse İslam'ı kabule zorlanmayacaktır. Hristiyanlardan birisi herhangi bir cinayete veya haksızlığa maruz kalırsa Müslümanlar ona yardım etmek zorundadırlar. Maddelerini yazdırdıktan sonra kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin ve deyin ki şeytanın Allah'a sınırın, bize ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuz. Ankebut suresi 46. ayetini okumuştur. Evet bak, Allah'ın birliğine davet ediliyor. Evet. Ve konuşuyor. Peygamber Efendimiz öyle pis görse o insanlarla konuşmazdı ve abasını, cübbesini çıkarıp altlarına seriyor o adamlar, gidip oturuyorlar üstüne. Değil mi? Tabii. Ve Müslümanlar hicret, onların yanına hicret ediyorlar. Ve kendilerini onların yanında güvende görüyorlar. Ve nitekim de Müslümanları korumuşlardır. Değil mi? Necaşi'nin yanına gittiler. Evet. Hristiyandı, kavmi de Hristiyandı. Ve çok uzun süre kaldı Müslümanlar orada. Yediler, içtiler. O ortamda yaşadılar. Dolayısıyla La İlahe İllallah diyen ehli kitabın yemeği yenir. Efendim, düğününe gidersin, evlenilir. Kardeşimiz yanlış biliyor. Mehmet Selim Polat.